Merhaba arkadaşlar, ben Ekin. Bugün sizlerle İngiltere'de tıp fakültesi kaç sene okunuyor, tıp fakültesinden sonra neler yapılıyor, uzmanlıklar nasıl ve uzmanlıklara giriş nasıl bunları anlatacağım ve bunların hepsini çizerek anlatacağım. İngiltere'de tıp fakültesi 5 senede okunuyor. Bunu şu şekilde çizeyim. Ama bazen 6 sene sürüyor. Bunun nedeni 3 ila 4. sınıf arasında isteyenler bir intercalated sene yapıyorlar. Bu tamamıyla opsiyonel ama bazı okullarda zorunlu oluyor bu intercalated seneyi yapmak. Bu senede ya bir alanda research yapıyorlar, araştırma yapıyorlar ya bir senelik master yapıyorlar ve bu tamamıyla funded oluyor. Bunun için para ödemiyorlar ya da herhangi bir alanda okuyorlar. Bu biyoetik olabilir, tıp tarihi olabilir ya da tıptan tamamıyla farklı olarak journalism gibi bir şey olabilir. Tıp fakültesini toplam olarak 5 ya da 6 senede bitiriyorlar. Ardından internlik yapıyorlar 2 sene ve bunun adı Foundation Program. İki sene, birinci senesine FY1 diyorlar ve ikinci senesine FY2 deniyor. Her ikisi de 3 rotasyondan oluşuyor. Her rotasyon 4 ay kadar sürüyor. Burada mesela bir örnek verecek olursak, birinci rotasyon surgery olsun, ikincisi psikiyatri, üçüncüsü kardiyo olsa, ikinci sene acil, jinekoloji ve respiratory olsun. Herkesin rotasyonu, her hastanenin sağladığı rotasyon farklı. İngiltere'de Türkiye'den farklı olarak okuduğun hastanede internlüğünü yapmak zorunda değilsin. Tıp fakültesini bitirdikten sonra ellerinde bir skorları oluyor. Bu skoru tıp fakültesi boyunca girdikleri sınavların ortalaması ve son senede girdikleri bir sınavdan alıyorlar ve bir tercih yapıyorlar. Kendi okuduğu üniversitenin hastanesini tercih edebilirler ya da belki aileleri farklı bir yerde oturuyor ve onlarla birlikte olmak istiyorlar. Başka bir yeri tercih edebilirler. Londra tercih bakımından en kompetitif olan, rekabeti en dayalı olan yer. Herkes hani internlüğünü Londra'da yapmak istiyor. F2'yu da yaptıklarından sonra ya direkt uzmanlık için ya direkt uzmanlığa başvuruyorlar ya da bazen bir sene boşluk veriyorlar. O bir senede tatile gidebiliyorlar, dünyayı dolaşabiliyorlar, başka bir ülkede çalışabiliyorlar veya İngiltere'nin herhangi bir hastanesinde bir sene F3 yapıyorlar ve daha sonra uzmanlığa başvuruyorlar. Yani tamamıyla opsiyonel, kişinin kendisine kalmış bir şey. Şimdi uzmanlıklardan bahsedeyim. İki tane temel ana uzmanlık yoluna giriş var. Bunlardan bir tanesi IMT, Internal Medical Training. Bu 2 yıl süren bir program. Diğeri de Core Surgical Training. Bu da 2 yıl sürüyor. Yani mesela bir kardiyoloji yapmak istiyorsanız direkt kardiyoloji yapmıyorsunuz. Önce bir internal medicine okuyorsunuz 2 sene. Daha sonra kardiyolojiyi seçiyorsunuz. Aynı şekilde plastik cerrahi yapmak istiyorsanız önce bir Core Surgical Training, daha sonra plastik cerrahi. 2 senenin ardından girmek istedikleri specialty'de ST olarak giriyorlar. Ve bu genelde ST8'e kadar gidiyor. ST8'den sonra da artık konsültan alıyorlar. Bu surgery için de geçerli bir durum. Bunu da yazalım. IMT'de subspecialty'ler var dediğim gibi. Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, endokrin. Ama bunları iki gruba ayırmışlar. Grup 1 ve grup 2 demişler bunlara. Onları yazayım. İki gruba ayırmalarının sebebi şu, grup 1'deki uzmanlıkları yapmak istiyorsanız IMT'yi 3 sene yapmanız gerekiyor. 3 sene yapmanız gerekiyor. Grup 2'de de 2 sene. Grup 1'in altında kardiyoloji var, gastro, endokrin, palyatif, geriatri. Grup 2'nin altında derma var, clinical genetik var, medikal onkoloji var, alerji var
Ve bu listeler bu şekilde uzuyor. Yani tek farkı bir sene fazladan IMT yapmak. Core Surgical Training'de dediğim gibi plastikten mesela S3'ten başlıyorsunuz, S8'e kadar gidiyorsunuz. Daha sonra konsültan olabiliyorsunuz. Bir de bazı branşlar var ki bir core training yapmanıza gerek kalmadan giriyorsunuz ve ST1'dan giriyorsunuz. Branşın uzunluğu kadar devam ediyorsunuz. Bunlara round through branşlar deniyor. Bence bunlar, ya ben bunları çok seviyorum. Örneğin F1'ınızı yaptınız, F2'nuzu yaptınız. Aile hekimliği yani general practice GP'de ST1'dan başlıyorsunuz. ST3'e kadar gidiyorsunuz ve en sonunda GP oluyorsunuz. Bir diğer round through uzmanlık patoloji benim de bu sene başvurduğum ve bu 5 sene sürüyor. Cerrahilerden bazıları öyle. Mesela obstetrik ve ginekoloji öyle. Neurosurgery öyle. Kardiyotorasik cerrahi öyle. Radyoloji. Oftalmoloji. Bu şekilde liste devam ediyor ve her birinin eğitim süresi farklı. Örneğin kardiyotorasikte 8 yıl, genelde neurosurgery'de 8 yıl, radyolojide 5 yıl, oftalmolojide 7 yıl. Bu şekilde round through programlar da var. Bir diğer program da Acute Care Common Stem. Kısaltılmışı ACCS. Acute Care Common Stem. Adından da anlaşılacağı üzere akut care ile alakalı bölümler oluyor. Toplam 3 yıl süren bir program bu. Bu programın içinde acilde 6 ay çalışıyorsunuz. Anestezide 6 ay çalışıyorsunuz. Sonra critical care'de ICU'da 6 ay ve akut internal medicine'de 6 ay. 2 yıl bunların hepsi de sürüyor. Daha sonra IMT'nin specialty bölümlerinden bir tanesini yapabilirsiniz. Örneğin kardiyoloji. Bu bölüm şunun için gerekli olan bir bölüm. Örneğin acil hekimi, acil uzmanı olmak istiyorsanız ACCS yapmanız gerekiyor. Anestezi yapabilirsiniz ACCS yaptıktan sonra. Ama anestezi için %100 yapmanız gereken bir şey değil. Yani alternatif bir yol. Anestezinin kendi common yolu da var. Önce onu yapıp daha sonra anesteziden de devam edebilirsiniz. ACCS de yapabilirsiniz. İlginç bir şekilde IMT'nin specialty'lerinden birini de yapabilirsiniz ACCS sonrası. Örneğin kardiyoloji yaptınız. Bunun da şöyle bir avantajı var. ACCS'de aslında acil bakımı çok iyi öğrenmiş oluyorsunuz ve ondan sonra kardiyoloji yapmanız sizin için çok avantajlı olabilir. Bir diğer bahsetmek istediğim şey de overqualified olma durumu ya da fazla kalifiye olma durumu. Bu daha çok cerrahi branşlarda sorun olacak bir sorun, sorun olacak bir şey. Şu anlama geliyor. Yani bir branşta fazla bir tecrübenizin olması aslında sizin avantajınız değil dezavantajınız oluyor. Çünkü siz o branşta fazladan eğitim aldıkça, fazladan tecrübe sahibi oldukça o alanda yüksek bir mertebede oluyorsunuz ve yapacağınız uzmanlık düşük bir mertebeden olmaması gerekiyor. Bu her branş için geçerli değil bu arada. Geçerli olduğu branşlar örneğin beyin cerrahisi yani neurosurgery. Burada bir 12 aylık kural var. Bu 12 ay neurosurgery ile alakalı ya da nöroloji ile alakalı 12 aydan fazla tecrübeniz olursa neurosurgery ST1'dan girmeniz çok zor oluyor. Aynı şey kardiyotorasik cerrahi için de geçerli. 12'de 18 ay. 18 ay herhangi bir cerrahi branşta 18 aydan fazla çalışırsanız yine kardiyotorasik cerrahi ST1'dan girmeniz çok zor. ST3'den girmeye çalışmanız gerekiyor ama orada da post sayısı çok az olduğu için o daha da zor oluyor. Anestezide de var bu. Anestezide de 18 ay şeklinde. Aynı şekilde core surgical training'de de olan bir şey. Yine 18 aylık bir cerrahi tecrübesi.
Bu 18 aylık cerrahi tecrübelerinin içinde bu arada obstetrik ve ginekolojide yaptığınız ya da oftalmolojide yaptığınız cerrahiler dahil değil. Diğer cerrahiler, örneğin genel cerrahi, plastik cerrahi gibi branşlarda yaptıklarınız önemli. Bu overqualified'ın içine girenler ve girmeyenleri aslında konuşsak iyi olur diye düşünüyorum. Örneğin F1 ve F2 yaptığınızda ve bunu official yaptığınızda buradaki gördüğünüz cerrahiler o sayılmıyor. Ama bu F1, F2'yu ya da F2'yu non-training yaptığınızda o zaman yaptığınız cerrahi sayılıyor. Orada dikkatli olmak gerekiyor. Herhangi örneğin SHO olarak, junior doktor olarak cerrahi branşta fazla süre geçirirseniz bu sizin dezavantajınıza oluyor. O yüzden buralarda dikkatli olmak gerekli. Yine gelen sorulardan şöyle sorular geliyor. Hangi bölümden, hangi seviyeden başvuralım? Eğer tıp fakültesini bitirdiyseniz ve direkt buraya İngiltere'ye gelmeyi düşünüyorsanız F2 pozisyonundan başvurabilirsiniz. F2, SHO, Junior Doctor pozisyonları. Tıp fakültesini bitirdiniz, üzerine birazcık da çalışma tecrübeniz var. Yine F2 uygun olur, ST1 non-training uygun olur, SHO Junior Doctor. Burada aslında çok fazla kısaltmalar var. SHO ile Junior Doctor aynı anlama geliyor. F2 non-training, ST1 non-training bunlar hep SHO ve Junior Doctor şemsiyelerin altında olan şeyler ve birazcık da karmaşa yaratıyor. Genelde hastalara mesela ben işte merhaba ben Ekin, ben F2'yum ya da ben ST1'ım diye kendimi tanıtmıyorum. Ben SHO'yum diye kendimi tanıtıyorum. Çünkü burada en çok bilinen şey SHO olmak. Diğerleri birazcık kafa karışıklığı yaratıyor. Onun dışında bir diğer gelen soru kardiyotorasik cerrahi ile alakalı olmuştu. Kardiyotorasik cerrahiye girmek zor mu diye. Kardiyotorasik cerrahi girmek zor. Bunun sebebi örneğin bu sene 100 kadar kişi başvurdu ve bu 100 kişinin içinden sadece 6 kişi seçildi. Bunun sebebi de sadece 6 postun açılması. Genelde kardiyotorasik cerrahi isteyenler bunları üniversite yılından karar veriyorlar ya da F1 yıllarından karar veriyorlar ve hocalarla sıkı bir ilişki kuruyorlar, portfolyolarını bu şekilde geliştiriyorlar, research yapıyorlar, audit yapıyorlar, sunumlar yapıyorlar. Bu çünkü 6 pozisyon yani gerçekten de rekabet isteyen ama bu sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Eğer bu alana çalışmak istiyorsanız tavsiyem İngiltere'de kardiyotorasikte bir süre çalışabilirsiniz. Böyle bir 6 ay kadar fazla kalifiye olmamak için daha sonra anesteziye geçebilirsiniz. Ve bu süre zarfında CV'nizi hep geliştirirsiniz. Yine research'ler yaparak, auditler yaparak bu şekilde rekabet edebilirsiniz buradakilerle. Bir diğer soru medikal onkoloji ile ilgili oldu. Ben medikal onkolojide çalışmaktan çok keyif aldım. Çok güzel bir branş bence. Burada kanser hastalarının bakımı çok bütüncül, çok holistik bir bakım var. Sadece kemoterapi, radyoterapi, cerrahi değil. Psikolojik olarak çok destek olunuyor. Psikologlarla irtibata geçiriliyor. Eğer hastanın psikolojik problemleri olursa palyatif care burada çok güzel gelişmiş. Hatta bu palyatif IMT'nin altında bir bölüm. Semptomların kontrolünde çok yardımcılar. Ağrı, bulantı, diğeri gibi semptomların. Aynı zamanda iletişim becerileri de çok iyi. Psikolojik desteği onlar da güzel bir şekilde sağlıyorlar. Occupational terapistler var. Bunlar bir kişi evinde nasıl yaşıyor? Örneğin banyosunu yapabiliyor mu, yemeğini yapabiliyor mu, giyinebiliyor mu, ilaçlarını alabiliyor mu, desteği var mı yok mu? Eğer bunlarda bir sıkıntı varsa social worker'ları bunlar ayarlıyor. Bu social worker'lar hastaların evlerine günde 1, 2, 3 ve maksimum 4 kez geliyorlar ve bu alanlarda yardımcı oluyorlar. Onkolojide çalışırken hem medikal anlamda hem de iletişim becerileri anlamında bana çok faydası olduğunu düşündüm. Bence güzel bir branş. Bu arada İngiltere'de onkolojiyi iki kısma ayırmışlar. Bundan da birazcık bahsedeyim. Medikal onkoloji ve clinical onkoloji diye. Medikal onkoloji sadece kemoterapi veriyor. Klinik onkoloji dediğimiz aslında biraz radyasyon
radyasyon onkolojisi Türkiye'deki. Onlar radyoterapiyle ilgileniyorlar. İki tane ayrı departman. Bunlar hep birlikte iletişim halinde. Örneğin kemoterapi gören bir hasta, medonkun hastası radyoterapi görmesi gerekiyorsa hemen bölümler birbirleriyle çok çabuk iletişime kuruyorlar ve bunu ayarlıyorlar. Farkları bu şekilde. Medikal onkolojide daha çok research yapma olanağı varmış. Bana bu şekilde anlatmışlardı. Klinik onkolojide daha azmış. Ve medikal onkolojinin hastaları genelde daha hasta oluyorlar. Yani radyasyon onkolojisine göre. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer atladığım bir yer varsa lütfen aşağıda bana sorularda iletin. Cevap vermekten mutluluk duyarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.